Bir silindir verilmiş, içinde 2 litre su bulunuyormuş başlangıç konumunda. Sonra şu yuvarlak olanlardan, toplardan 2 tane, kürelerden 2 tane, bir tane de küp atılmış. 5 litreyi göstermeye başlamış. Tabi tamamen battığına göre bu cisimler, bunların toplam hacmi 3 litre olmalı. Çünkü 3 litre yukarı götürmüş. 2 litreden 5 litreye getirmiş. Demek ki bunların hacmi 3 litre. Yani 2x artı y'miz 3 olmalı. 3 litre olmalı. 3 litre yukarı götürmüş. Sonra eğer küplerden 2 tane, kürelerden bir tane atılırsa 6,5'a gitmiş. 2'den 6,5'a gittiğine göre 4,5 litre artıyor. Yani bir tane x artı 2 tane y 4,5'a eşitmiş. Bize ne istediğine de bakalım. Buna göre silindirin içine bir küp atılırsa, bunun için bir tane küp atılırsa, ki küp y olacak, y'yi hesaplamalıyız. Su seviyesi ne kadarı gösterir? Ne kadar taşıracağını, yani kübün, başka bir deyişle y'nin değerini bulmalıyız. X'leri yok edebiliriz, x'te işimiz yok. Bizim amacımız y'yi bulmak. Şunu eksi 2 ile çarparak yapabiliriz. Bu durumda birinci denkleme dokunmuyoruz. Aynen kalır. 2x artı y eşittir 3. Eksi 2 ile çarpınca eksi 2x eksi 4y eşittir. 4,5 2 katı 9 yapar. Eksi 9. Eksi ile çarptığımız için. Topluyorum. Buradan x'ler gidiyor. Şu ikisinin toplamı eksi 3y eşittir. Burası eksi 6. Eksi 3'e bölersek de y eşittir 2 gelir. Demek ki bir tane kübün hacmi 2 litreye karşılık geliyormuş. Başlangıçta buydu. Bunun için bir tane küp atarsak 2 litre daha artıracak. Ama başlangıçta zaten 2 litreyi gösteriyordum. 2 litre de bizim kübümüz, toplam 4 litre olur. Yani 4 litreyi gösterir artık İbremiz.